sevgili dostlar. Cümleten selamun aleyküm herkese. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde duyum konuşacağız. Bu bölümde zaten duyum konuşuyoruz da bu bölümde keş duyumlar konuşacağız. Ama önce şunu belirteyim. Dört büyüklerin toplam borçları ve son 9 aydaki zararlarını ben uzun uzun konuştum. Şimdi kısaca şunu belirtmek istiyorum. Şimdi kısaca şunu belirtmek istiyorum. Bakınız. Borç yükümlülüklerine göre değerlendirin arkadaşlar. Yani ihmal etmeyin bunu. Mesela Fenerbahçe'nin 6.2 milyar lira borcu var. Ama e, zarara bakın 133. Galatasaray'ın 4 milyar lira borcunun olduğu iddiaları var. Ama borç 173. Beştaş'ın 4.8 milyar lira borcu var. 396. Ve Trabzonspor'un 2 milyar lira borcu var. 418 milyon TL. Yani neredeyse Trabzonspor'un %25 zararı var. Toplam borcuna bir borç daha eklemiş oluyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela şu an Beşiktaş 5.2'ye yaklaşmış oluyor. İşte Galatasaray 4.3'e yaklaşmış oluyor. Bu çok ilginç. Bu üstünde durulması gereken bir durum. Bunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin zararının olması tabii ki de düşündürücü. Ama... E, futbolcu satışı olur, ne bileyim ürün satışı olur, işte feneryum gelir olur, bir kampanya olur vesaire olur, bir şeyler değişebilir arkadaşlar. Evet, şimdi sevgili arkadaşlar e, Arda Güler transfer oluyormuş, yani Arda Güler için e, Dortmund'un ilgisini alakasını yazmışlar. Arda Güler ve kim Minja'ya transfer oluyormuş. Birinin sözleşmesinde 30 milyon euroya serbest kalır maddesi varmış. Diğerinde de 18 milyon euroya serbest kalır maddesi varmış. Hadi hodri meydan diyorum. İkisinde de hiçbir çıkış maddesi yok. Hadi hodri meydan. Hadi çıkartın o maddeleri. Hadi aldırın arkadaş. Yani 18 milyon euro mesela Kim için bedava. Hadi aldırın. Hadi aldırın. Anında bugün aldırın. Arda Güler 30 milyon euro. Bedava. Hemen bugün aldırın. Hadi delikanlı olun sözünüzde durun. İkisinde de hiçbir çıkış maddesi yok. Benim bildiğim yok. Yabancı kuralı. Ben size hep söyledim yabancı kuralı değil mi? <laughs> değişecek. Değişecek diye. Yabancı kuralı önümüzdeki senede 8 artı 3 olarak devam edecek arkadaşlar. Yani 2022-2023 sezonunda da 8 artı 3 devam edecek. Hangi artı bir engellendi? Altyapıdan çıkan futbolcu oynatma zorunluluğu artı bir engellendi. Bence yanlış bir karar. Bence yanlış bir karar. Bu kadar dönek olunmaması lazım. Ama önce bir şeylerin belirlenmesi lazım. Gelelim Fenerbahçe haberlerine. Zayt İtalya'dan bir talip daha. İnanabiliyor musunuz? Ben inanıyorum. Çünkü sezon başında takımdan gönderilmesi hedefteydi. Şu an bana kalırsa bak bir kez daha söyleyeyim. Canlı yayında söyledim. Bir de burada söyleyeyim. Bana kalırsa Zayt o kadar yetenekli bir topçu değil. O kadar ahım şahım yetenekli bir topçu değil. Ya arkadaşlar bakın gözünü sevdiğim arkadaşlar. Ben Aurelio izledim. Ben Abbiya izledim. Yani Aurelio Abbiya izledim ben orta sahada. Ben Alexis dedim. Anlatabiliyor muyum? Hocam sen de na? Tabiatist deneyeceğim ben bunları izledim Ya benim bu izlediğim adamlara bakarak Ya Zayt hiçbir şey Özel hurmacı bile Bir şey var Sezer Öztürk Bir kalibresi var. Ben hani bana sorsanız Zayt, Sezer Öztürk Özel hurmacı ayarında bir oyuncu Öyle ahım şahım bir özelliği yok Bir vasfı yok Hakikaten yok Hani Serdar Ali Çeliklerlik yapmak istemiyorum ama Hakikaten bir vasfı yok ya bilmiyorum arkadaşlar bende mi sıkıntı var? Ben mi kötümserim? Siz mi iyimsersiniz ama yok. Ben hiçbir yetenek göremiyorum bu arkadaş. Yani hiçbir yetenek derken öyle hani Fenerbahçe kalibresinde bir yetenek göremiyorum. Bak Crespo yetenekli. Crespo dursun futbolu bırakana kadar bu performans sürerse devam etsin. Üstüne ekleyecekse kesinlikle devam etsin. Biz daha iyisini asla alamayız. Ama zaten için aynı görüşte değilim. Şimdi son olarak Galatasaray maçında kilidi açtı ve İtalya'dan bir talip daha çıkmış. Şimdi Pereira'nın isteğiyle takımda kalıyoruz Zayt. Hocam peki Zayt'sı hani sen bu kadar beğenmiyorsun. Peki beğendiren şey ne? Yani hadi sen beğenmedin de yani kalbur üstü değil diyorum ben. Hani ortalama bir topçu diyorum. Tamam hocam. Peki iyi gösteren şey ne? İyi gösteren şey şu. Oyunu iki yönlü oynuyor. Yani savunmaya katkı sağlarken ofansa da destek veriyor. O dengeyi iyi sağlıyor. Koşu mesafesi yüksek. Ve ee, nasıl anlatayım? Normalde yüksek hızlı koşu demek de depar diyeyim. Depara kalkabiliyor. İki tarafa doğru da depara kalkabiliyor. Zait'in özelliği bu. Hani Zait 40 metreden şut çekip gol atmaz. Hocam şut şutları çok iyi dersiniz. Şutları mutları çok iyi değil. Yani arada sırada evet Maçlarda denk geliyor, evet e, isabetli şutları oluyor, kabul ama isabetsiz harcadığı birçok da pozisyon var. Bak iki yönlü oynayabiliyor, bir yüksek hızlı koşu yapabiliyor, depar atabiliyor, iki. Üçüncüsü de gol becerisini katlanıyor. Mesela Zaytsın hiç golü olmasaydı hiçbiriniz beğenmezdiniz. Bak Zaitsen eğer bu kadar golü olmasaydı hiçbiriniz beğenmezdiniz. Aksini iddia iddiayla varsa buyursun. İyi hocam Crespo'nun da golü o kadar yok. Biz beğeniyoruz Crespo'yu. Ulan Crespo'nun Galatasaray'a golü var. Crespo'nun Galatasaray'a golü var. Ve deplasmanda galibiyet getiren golü var. O gol 10 gole bedel. Yani 10 gole bedel. Siz yıllarca yıllarca hiçbir şey yapmayıp sadece Galatasaray maçında gol atan futbolcularla sezonların tamamlandığını unuttunuz mu? Ben hatırlatayım. Werner Laurent 6-0 olmasaydı o kadar durur muydu o tahtta? Bir düşünün. Bir düşünün bakalım. Bir düşünün. Neyse. Sayısı için teklifler varmış. Ben şunu söyleyeyim. Sampdoria'nın ve Atalanta'nın teklif yaptığı ortaya çıkmış. İnşallah doğrudur. Atalanta Teknik Direktörü Gasperini'nin Zayt'sın performansını yakından takip aldığı belirtilmiş. Çok iyi. Bir yıl daha sözleşmesi var. 3 yıllık yeni anlaşma yapmak planlanıyor. Bu 3 yıllık anlaşma satılması için arkadaşlar bilginiz olsun. Yani anlaşma yapalım da satılsın diye. Yoksa ben memnun kalmam bu anlaşmadan haberiniz olsun. Şimdi Crespo'nun iyi bir ikililer. Her maç 12 bin metreye yakın koşması dikkat çekiyor demiş haberde. Zaten dediğim gibi özellik bu. Başka özellik var. Bir vasıf yok. Hani artı bir şey daha söyleyeyim. Teknik bir oyuncu. Yani 10 numaradan devşirme olduğu için teknik bir oyuncu. Yani kanatlara falan topu alıp sürüp ne bileyim oyunun yönünü şeklinde değiştirebilen oyuncu. Bu sezon 8 golü var. Kariyerin en golü sezonu. Ben şunu söyleyeyim. 5, 55 buçuk, 6 benim için Nirvana asılır Zayt'sın. Zayt sıçrama yapamayacak oyuncu. Hani Fenerbahçe'den 5.5'a buçuğa gitti. X, Y, Z, Y. Oradan 15'e gitti deyin hiçbirinize inanmam. Ya da 15'e gidecek deyin inanmam. Böyle bir oyuncu değil. Ha Barcelona'ya, Real Madrid'e falan gider. Zaten orası, orası futbol ülkesi. Yani orası bir ülke. O takımlar bir ülke. Orada ben bile oynasam bir 15 milyon euroya benim satışım var. Yani ben bile oynasam. O yüzden inşallah bu haber doğrudur. Bana gelen bir bilgi yok. Ha ilgi mektupları var. İlgi var diyebiliyorum ama ötesine gitmedi. Fenerbahçe'de hedef Melink, alternatif Dorley. Darley. Fenerbahçe Ren'in başarılı sol beki Burger Melink, ha pardon Birger Melink. Burger Melink'i Transfer listesine dahil etmiş ve Slavia Praha'nın Liberyalı yıldızı Oscar Dörli'yi alternatif olarak belirlemiş. Peki bundan şeyin haberi var mı? Ee, Burger King şey Burger Meling'in yok mu? Vardır lan. Hedefi hedef almışız. Burger Meling 27 yaşında, 6 milyon euro piyasa değeri var. 2020 4'te sözleşmesi bitiyor. Norveçli. Norveç'in Stavanger şehrinde doğdu. Tromsø'ye biraz ters düşüyor. E, 26 kez Norveç milli takımının formasını giymiş. Şimdi 3 milyon euro almışlar yazın. Piyasa değeri 6 milyon euro olmuş. 32 maçta 5 asisti var. 1972 dakika süre almış. Çok basit bir soru soracağım. Bize koklatırlar mı? Bence de. Evet evet bence de hayır. Teşekkür ediyorum. Bir duyumu da birlikte vermenin haklı gururu ve e, sevinciyle birlikte devam ediyorum. Oscar Durley. Liberyalı. Monrovia şehrinde doğdu. Monrovia'yı bilmeyenler için söyleyeyim arkadaşlar. Liberya'nın en işlek e, yerlerinden birisidir. Gece kulüpleriyle meşhurdur. <laughs> bir de gerçekten dinliyorlar. Sanki biliyormuşum gibi atıyorum ya. <laughs> atıyorum ne bileyim Liberia'yı. <laughs> Allah'ım ya Rabbi. 32 maça çıkmış 2596 dakika. <laughs> 2 gol 4 asisti var. Yani konferans liginde 9 maçta bir golü var. Bunu da 1 milyon euro almışlar 2019'da. Şimdi 3.5 yazıyor ama konferans liginde oynadığı için bir piyasa yapmıştı. Yaşı 23. Liberia milli takımıyla da 26 maça çıkmış. Bir gol atmış. Fenerbahçe'de ilk tercih buymuş. Bundan şeyin haberi var mı Fenerbahçe'nin? Ya bakın Fenerbahçe'nin hocası belli değil. Şartlar soruldu diyor. Bak bu şartlar soruldu şöyle oluyor. Bak ben size bu olayları anlatayım. Aslında bu haberler yalan olmayabilir. Şöyle oluyor. Misal veriyorum ben menajerim diyorum. Adımda ne olsun? Buğra Çelenk yok. Buğra Tabut olsun. Tövbe estağfurullah ya. Böyle bir buğra tabut diye soy isim bu. Buğra tabut olsun. Ben şimdi gidiyorum mesela bu dörlüyü hoşuma gitti. Tamam mı? Türkiye'den bir takıma kitlesem. Nasıl yapsam? yetkililerinden görüşüyorum. Mesela Derlin'in şeyi kim? Ee, burada danışmanı yazmıyor. şey Pardon. Global Grup 11. Şimdi Global Grup 11'e ben açıyorum. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Ya ben Türkiye'den işte Menajerim, işte Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın falan menajerlerini yapıyorum. Adım da Buğra Tabut. Bu dördünün şartlarını sormak istiyordum. Ha, bunu duydular de Hemen piyasaya veriyorlar. Adamların da işine geliyor. Düşünsene ya, Fenerbahçe'nin menajeri sordurdu. En başta Fenerbahçe'di, Galatasaray, Beşiktaş'tı. Hiç önemli değil ki Galatasaray, Beşiktaş. Şimdi haber gibi düşünün. 20 tane haber versen başlığı hangisini koyarım? Ben babayı koyarım. Bana ne kalan 19'undan? Bu da böyle işte. Ama şunu söyleyeyim. İkincilik olmasa aceleci olunmayacakmış. Fenerbahçe'de Melink liste başındaymış. Alternatif Oscar Dörley'miş. Trabzonspor'un da gündemine geldi. Bakın. Cümle içinde kullanmak ne kadar güzel. Şimdi teknik direktör haberi veriyorum. O haberin içinde Löw yer alır mı? İsmail Kartal yer alır mı? Jorge Jesus yer alır mı? Çünkü etiketleyecek. Ama teknik direktör e, adayım kim? Buğra Tabut olsun o da. Hem menajer hem teknik direktör. Buğra tabutu belki bir iki cümlenin ancak konuşurum. Yani haberi İsmail Kartal Löv Jesus sürdürür. Bu da böyle bir şey işte. Bak Trabzon'un gündemine geldi. Oo Trabzon'un gündemine geldi. Çok iyi topçudur. Hemen alalım. Yani bu haber gerçeği yansıtmıyor. Benim bu haberle ilgili hiçbir bilgim yok. Umarım Allah gönlünüze göre versin değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. İnşallah hayırlısı olur. Ben bir şey diyemem ama bak şunu söyleyin. Araştırmadan doğrudur derim. Nico Schulz. Bak araştırmadan, herhangi bir yere sormadan doğrudur diyorum. Nico Schulz'un haberini yapın. Kesinlikle doğrudur. 2024'te sözleşmesi bitiyor. 6 milyon euro piyasa değeri var. Yaşı 29 oldu. 1 Nisan'da 29'a girdi. Berlin doğumlu, Alman. Rogon'un futbolcusu. Hocam onu biz de biliriz ya. Hayır siz de bilirsiniz. Lafım yok. Ancak kas yaralanması geri dönüş bilinmiyor. Ve zamanda 25,5 milyon euro almışlar. 23 maça çıkmış. 2 asisti var. 1310 dakika. Şuz ile sözleşme feshetmez bu adamlar. Alabildikleri en yüksek ücret almak isterler. Zor. Zor. Oyuncunun sakatlık geçmişi şurada var mı ya? neredeydi ya detaylı sakatlık geçmiş ha. He, dur şurada var. Şimdi oyuncu diyelim ne zamandır sakat demeyelim. 24 gündür sakat. Yani 21 Mart 2022'de sakatlanmış. 24 gün olmuş mu lan? Tarihine çabuk geçiyor. Hangi ara Nisan ayının yarısına gelmişiz? 2 maç kaçırmış. Geçen senelere bakıyorsun. Ya yani bu sene 10 maç daha kaçırmış sakatlıktan. Ağustos, Eylül dönemi, Ekim, Kasım dönemi. Ya bu kadar hani bu sene 30 60 yaklaşık 90 gün kaçırmış ki daha da kaçıracak gibi. Bu kadar sakatlanan bir futbolcuyu tabii ki elden çıkarmak ister. Hani ucuza da göndermek ister. E Fenerbahçe'de zaten Rogon'un arka bahçesi. Hiç sormayın direkt. Doğrudur. Direkt doğrudur diyorum. Eğer Shoz'la ilgili bir haber ortaya atacaksanız, kafadan atacaksanız ben doğrudur diyorum. Ben onaylıyorum. Fenerbahçe'den Galatasaray'a çalım. Neymiş bakalım? İrfancan Eğri Bayat. İğrençsiniz. Gerçekten iğrençsiniz. Son dakika spor haberi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Berke Özer'le yollan aynı. Bak aynı az önce dediğim olay bak. Cümlenin içerisinde haberin içine, haberin içinde bir Berke Özer geçti. Ne alakası var Berke'nin? Yok. Ama geçer. Altay da geçer. Erkekli yollara ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'de kaleci arayışları hız kazandı. Altay, <laughs> Altay Bayındır'ın arkasına yerli ve kaliteli bir takviye yapmak istiyor. Aslında bir de Uğurcan'ı eklemeleri lazım. Şimdi hem Fenerbahçelileri okuturacak, hem Göztepe'lileri hem de Trabzonspor'ları okuturup PR kasabilirler aslında. Hani Uğurcan çok ayarında bir kaleci falan filan filandı. Ben olsam eklerdim mesela. Bunlar haberciliği bilmiyorlar. Ben mi öğreteyim kardeşim ya? Ya bak ben Fenerbahçe'nin kendisiyim haberlerin kendisiyim. Neyse Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu İrfan Can'a yeri kanca atmış. Ben bir şey söyleyeyim. İrfan Can kadro dışı. Cumartesi bize karşı oynayamayacak. Bana birisi desin ki İrfan Can Fener'e karşı oynayacak. Galatasaray maçındaki performans sergileyecek. Yalvarırım. Hemen. Hemen affedin diye. Ya Galatasaray maçındaki performansını sergilesin yeter. Bu çocuk. Ya bu çocuğun damarı sarı kırmızı. Bu çocuğun ayakkabısı sarı kırmızıdır. Bu çocuğun evinin duvarları sarı kırmızıdır. Siz bana ne anlatıyorsunuz? Ya bu çocuk kendi çocuğu varsa bilmiyorum evli mi bekar mı? Kendi çocuğu olsun sarı kırmızıya boyar. Ya öyle bir öyle bir Galatasaray'da siz neden bahsediyorsunuz? Bu haber gerçeği yansıtmıyor. Ben bu haberi etikete bile at atmak istemiyorum ama neyse atalım etikette dursun. Yok değil mi Uğurcan Çakır yok. Bak ben bunu yazardım. Tamam mı? Şeye de kapağa da Uğurcan Çakır'ın resmini koyardım. Fenerbahçe şey Trabzonspor'a şok. Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük çalım. Trabzonlar ulan bunlar ne diyor? Uğurcan'a bir şey mi oldu? Bağırsak enfeksiyonu mu geçirdi? Açıp bakalım diyecekler. Galatasaraylar ulan hangi ara neyin çalımı lan? Fener gene mi bize bir şey herhangi bir branşta şey yaptı falan? Der. Fenerbahçeliler zaten haber aşığı. Hemen açarlar. da anlamıyorlar. Bunlar para kazanmayı bilmiyorlar. O yüzden bak sponsorumuz golvan.com çok zeki bir site. Yani YouTube kanalının hasını buldular. Böyle bir şey var mı ya? Yani böyle bir olay var mı ya? Böyle bir kanal var mı? Ha şu haber çok güzel. Fenerbahçe ve Galatasaray Hames Rodriguez'in peşinde. Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım. Bak. Son dakika. Fenerbahçe'den Galatasaray'a dünyaca ünlü çalım. İspanya medyası Kolombiyalı yıldızın Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüştüğünü yazdı. Yalan. Katar'ın Al yan takımında oynayan James Rodriguez'in Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüştüğü iddia edildi. Yalan. İspanyol Tito Fitch HGS sitesinin haberine göre iki Türk takımının James Rodriguez'in menajeriyle birer görüşme gerçekleştirdikleri iddia edildi. Katar'da mutsuz olan Kolombiyalı oyuncunun Atletico Madrid'e transfer olup La Liga'ya geri dönmek istediği ancak bunun imkansız olduğu bildirildi. Neden imkansız? Fenerbahçe bir ay önce görüşmüş. Hmm. Kaç kişiyle? Yani görüşmede kaç kişi varmış? Tanık var mı yani? 30 yaşındaki Hames Rodriguez'in 8 milyon euro bonservis bedeliyle Al Rayyan'a transfer olduğu ve Katar kulübünün Hames Rodriguez'e bonservis konusunda yardımcı olabileceği ifade edildi. Şimdi benim anladığım futbolcu memnun değil ama takımı da bonservis konusunda yardımcı olacakmış. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaklaşık bir aydır Kolombiyalı oyuncunun menajerle temas halinde oldukları vurgulandı. Ama Galatasaray'da çiki, çiki 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 daha var. Dünya cümle star. Gençlik aşısı. 12 Temmuz 91 doğumlu. Yaşı 30. Allah aşkına tipini Alex'e benzeten bir tek ben miyim ya? Ya şimdi şu an transfer marketteki fotosu çok değil de birkaç fotoğrafını Alex'i yan yana getirin böyle değiştirin fotoğraflar. Başka fotoğraf ya çok benziyor Alex'e ya. Hani Alex de Souza'ya çok benziyor tip olarak. 30 yaşında. Mühim değil. 86 Kolombiya maçında forma gibi 24 gol atmış. Mühim değil. Kanatlarda da oynayabilir. <laughs> Fenerbahçe alırsa kanatta oynatır. Böyle bir özellik. Sol ayaklı. Çuçuta da doğdu Kolombiya'nın. Şimdi tam Kolombiya'nın alkol satışlarının en yüksek olduğu yerlerden bir tanesi. Burada mesela e, dikili tarım, kenevir, tütün gibi şeyler üretilir. Yani onlar ekilir, onların ticareti yapılır, bunlar üretilir. Hani geçim kaynakları... <laughs> Neyse 8 milyon euroyu almışlar sezonun başında. Allah aşkına sezonun başında 8 milyon euroyu almışlar. 28 milyon euro piyasa değeri varken. Ulan vicdansız Everton. Biz istesek vermezsin. Biz istesek vermesin. Adamın kariyerine bakın. Porto 7 milyon 350 bin euroya alıyor. Monaco'ya 45 milyon euroya satıyor. Monaco bir sene sonra 75'e satıyor. Realco 3 sene sonra 13 milyon euroya kiralıyor. Bayern Münih'e. Sonrasında da bedelsiz, bedava bir şekilde Everton'a gidiyor. Everton'a lan diyor şemsiye bari böyle açılsın diyor. Bir sene sonra 8 milyon euroya satıyor. Yani kariyerinde 148 milyon 630 bin euro kazandıran bir futbolcudan bahsediyoruz. Bu arada bu sezon 1118 dakika oynamış. 5 gol 7 asisti var. <laughs> ben isterim ama senin takımında Mesut Özil kadro dışıyken senin takımında Mesut Özil kadro dışıyken senin kolay kolay dünyaca ünlü yıldız alma imkanın sıfırın altında. Sıfırın altında. Tek bir şey hariç nedir o? Löf. Almanya tecrübesi var. Almanya'da oynamış. Muhtemelen birazcık da Almanca öğrenmiştir. Löw Fenerbahçe'nin başına geçecek olursa al sana Hames Rodriguez. Yani hem Löw hem Rodriguez olur. Yoksa başka türlü Kongre transfer için engel mi falan filan demiş. Avrupa'da oynamak istiyor demiş. Ben şunu söyleyeyim. İspanyol takımlarından birine gider giderse mantıklı olan da o. Fenerbahçe'den Abu Bakar ve Talisca hamlesi. Şimdi Hemen arkasındaki habere bakın yani. 10 numaradaki Ahmet Rodriguez haberinin arkasında 10 numara Taliska ve Abu Bakar. Hücum hattındaki bitiricilik sorununu çözmek isteyen Sanlı Acıvertler Suudi Arabistan ekibi Almasır'da formu giyen Vincent Abubakar ve Anderson Taliska'nın menajeriyle temasa geçti. Aa. Yeni sezonda kadrosuna bitirici bir forvetle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe artık kendini bitiren forvetlerden bıktı. Suudi Arabistan'da Al Nasr'da forma giyen Abu Bakar için devreye girdi. Kaç kişiyle? Oo hocam sen de herkese kaç kişiyle diyorsun. Kime alacağız ya? Can kaç kişiyle alacağız onu sordum. Tam kızmayın. Al Nasr'ın sezon sonunda yüksek maliyet nedeniyle Abu yolları ayırmayı planlamış. Bak yüksek maliyeti nedeniyle. Fenerbahçe'de sigorta yeter. Asgari ücret 4250 TL yeter. Ama bir şey dikkatinizi çekti 9 milyon euro piyasa değeri var. Yaşı hala 30. 1.84 boyunda. Tam aradığımız forvet. Tam bizim aradığımız forvet. Beleşe kaptırdı Beşiktaş. Almadığımıza büyük pişmanlık duyuyoruz bence. Şimdi 22 maç, 8 gol, 4 asist, 1611 dakika. Yani yaklaşık 10 7 şey 18 17 maç arasında 8 gol 4 asist. Vallahi Abu Bakar ben isterim açıkçası. Ben benim beğendiğim hoş gördüğüm hani Fenerbahçe'de oynamasını istediğim oyunculardan birisi. Yüksek maliyeti diyor. Yıllık ücret 3,5 4 istemeseydi olurdu. Şimdi senelik 2,5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme planlanıyor demiş. Fenerbahçe'si yıllık 2,5 milyon Euro veremez. Fenerbahçe'nin vereceği garanti ücret 1 milyon euro artı maç başılar olur. Ki bence de böyle olması lazım. Çünkü Abu Bakar'ı bilen herkes sakatlayabilir. bilir. Taliska işi orta sahaya Taliska. Abu Bakar aynı takımda forma giyen Taliska ile de ilgileniyormuş. Fenerbahçe 28 yaşındaki Brezilya orta saha oyuncusunun menajerle iletişime geçirmiş şartları sorulmuş. Taliska'nın yıllık 3 milyon euro yıllık ücretin yanı sıra imza parası istediği gelen haberler arasında. Hayırdır? Sözleşmesi mi bitiyor? Yok 2024 yazıyor. İki sezon kiralık Beşiktaş'ta forma giydi. Mesut Özil'de ayrılması gündemde yönetim bu nedenle Brezilya e yıldızı doldurmak istiyor demiş. Şimdi 11 11,5 milyon euro piyasa değeri var. 28 yaşında henüz. Şimdi hadi ütopik bir hayal kuruyorum. Atilla Saray'ı 25 milyon euroya sattın. Bunlar Taliska'yı kaça aldılar? 8'e aldılar. Dediler ki ya siz Müslümansınız. Müslümanın Müslümana yaptığı iyilik güzeldir. Biz de 8'e satıyoruz. Taliska'yı sağ kanada koydum. Hames Rodriguez için o Katar kulübü dedi ki ulan siz de Müslümansınız biz de. Sekize de bunu sattık. Etti sana 16. Abu Bakar bedava gitti. Hadi insanlık ediyorlar adamlar yazık diyorlar. Allah size bildiği gibi yapsın yazık diyorlar. Yani e, yazık diyorlar. Diyorlar ki Abu Bakar'da bedava alın. Forvetin Abu Bakar, sağ kanat Taliska, on numaran Hames Rodriguez, emin olun sol kanada Fenerbahçe gider. Dandik bir ismi çeker, becerir, yapar biliyorsunuz. Ama 8-8-10 aldı. Bu arada 25'e Atilla Salahi'yi satmıştık. Şimdi 16'sı gitti. Emin olun 9 milyon euroya bir tane çöp bulur sola ekleriz biz. Biz böyleyiz. Yani biz böyleyiz. Kesinlikle biz böyleyiz. Yani ee, ya şimdi denk maaş bütçesi var. Bilmem o var. Bu var. Zor yani ya. Gerçekten zor. O yüzden çok da konuşmuyorum. Ha bana kalırsa bugünkü duyumlar itibariyle Hames Rodriguez yok. Abu Bakar yok. Taliska yok. Burger Melink yok. Oscar Dörli yok. Yok. Yalan mı söyleyeceğim? Bugünkü duyumlar itibariyle yok. Mesut sene sonu yolcu. Zayt piyasasını arttırmaya çalışıyoruz. Crespo'nun kalması için elimizden geleni yapıyoruz. Shoes gelmeyecek. Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray dedim. Hani etiketlerime bakıyorum şu anda. Berke Özer. Ben Berke son ana kadar bekleyin. Hani kesin gidecek diyenleri yanılabilir. E, aynı şekilde bilebilirler ama son ana kadar bekleyin. Altay Bayındır. E, diş doldurur teklif gelmedi müddetçe kalacak. İrfan Can Bayat yalan. Uğur Can Çakır sadece öyle geçti konusu. Arda Güler 30 maddesi yalan. Kim Minji, 18 maddesi yalan. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Videomuza bir beğeni atmayı çok görmeyin arkadaşlar. Sizlerin beğenileriyle, sizlerin yorumlarıyla, sizlerin destekleriyle kanalımız inşallah çok daha büyük kitlelere ulaşacak. Hepinize iyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.